Muhittin Çakır, Zeytinli Köyü, halkından. 1938. Evet, buralı. Aşağı yukarı, yani bildim bileli ailem buralı. Başka bir yerden göç edip gelme değil. Göçmen değil. Hepsi burada geçti. Bir 30 ay askerliğim var Eskişehir. 4 ay Kütahya'da kaldım jandarma eğitim alayında. Ondan sonra Kütahya'da 30 ayı tamamladım, terhis oldum. Hayat boyu hep tarımla, küçük çapta hayvancılık, küçük çapta zeytincilik, küçük çapta tahıl, yani arpa buğday ektik, hasat ettik. İlk yılları palamutçuluk yaptık, 60'a kadar. Bir ihracat malıymıştı Osmanlı İmparatorluğu'nda. Ondan sonra Cumhuriyet Hükümeti zamanında da kesintili de olsa 60'a kadar devam etti. 60'tan sonra bitti palamutçuluk. Palamutları kestik, odun yaptık, kömür yaptık. Şimdi palamutçuluk bu yörede yok. 60'tan sonra kömür yaptık, kesim ya odun yaptık palamutları. Şu anda 15-20 koyun var. Onlarla meşgulüm. Bazen tarlaya gidiyorum. Tarlada günlük iş, efendim, işte ekip dikme gibi, aracı sürme gibi bu işlerle uğraşıyorum şu anda. Elanda, yani şöyle güçlü kuvvetli olsam, geniş arazide toprakla uğraşmak istiyorum. Gönlümün istiyor yani. Çünkü ben hep toprakla, babadan, dededen toprakla uğraştım. Topraktan ekmek yedim. Hala toprakta çalışmaya özeniyorum. Gücüm olsa yani. Ben topraktan anlıyorum. Ben mühendis olmak istesem mühendisliği bilmiyorum ki. Ama toprağın işlemesini biliyorum. Bilmediğim için başka bir dallarla uğraşmak istemem. Bildiğim için toprakta uğraşmak isterim. Topraktan ekmek kazanmasını isterim. Geniş arazi. Mesela biz bu toprağı öküzlerle de işledik. Hayvanlarla işledik. Şimdi hayvanların hiçbiri kalmadı. Hepsi motorize. Bunlar da yani bilek gücü olmadığı için insanı fazla yormuyor. Daha rahat işliyorsun toprağı. Onun öncesinde bir vakit boş kaldım. Yani aşağı yukarı 8-10 sene başka aletlerle işlettim gene motorize de. Yani kendi ekipmanım yoktu, kendi motorum yoktu. 78'de motor aldım. Yani traktör aldım. Ondan bu yana aşağı yukarı 40 senedir hep motorlu araçlarla işliyorum toprağı. Zeytin, arpa, buğday. Bu sene şey geldi, sulama. Bundan sonra sulama aracı gölet oldu ya. Gölet, Ilca Deresi diye bir çayımız var köyün altında. Bir Roma İmparatorluğu'ndan kalma bir yapı vardı. Ilıca yani. Onun olduğu yerden böldüler çayı. Göleti orada tuttular suyu. Evet, yeni başladılar yani. Bu sene daha yeni geldi. Bundan sonra ekime başlanacak. Şimdi bunun bir bakımı var herhalde. Bir ücret olacak. Ücret olacak herhalde. Kuru arazi diye yani. Sulu değil de arazi. Şimdi gölet olunca aşağı yukarı arazinin %60'ına su verildi. Şimdi Zeytinli Köyü'nün tarihi. Biz Seyarlı biliyorduk. Okula gittik. Yazıyla İsrailli yazdırdılar. O zaman İsrailli olduğunu öğrendik. Şimdi
1952 senesinde köyün ismini Zeytinli diye değiştirdik. Bu Gulak'tan dolma. Burada 3 tane Yahudi tüccarı varmıştı. Palamut tüccarı. Bunlar hep palamut işi yapıyorlarmıştı Yahudiler. İsrailliler diye böyle buradan kalmış. Yahudiler buradan gittikten sonra da bu kenardaki göçebeler buraya yerleşmiş. Duyumlara göre İsrailli böyle kalmış. Şimdi nüfus, eskiye bakınca nüfus çok az. Eskiden benim bildiğimde 200'ün üzerindeydi. Şimdi 60-70 nüfus var. Mesela bundan 70 sene evvelki okula biz 40 talebeyle gidiyorduk. 3 senede bir talebe toplanıyordu ilk zamanla. Yani 40'lı yıllarda 3 sene okuyup mezun veriyordu. Yeniden 3 sene daha toplanıyordu. Biz okula gittik, ikinci sınıfta kan o 3 sene mezun olanları yeniden topladılar. 5. sınıfa kadar okuttular. Yeni bir öğretmen geldi, Savaştepe mezunu. Ondan evvelki öğretmen dediğimiz kişiler Osmanlı zamanında medreselerde eğitim görmüş ve Osmanlı yıkıldıktan sonra Cumhuriyet hükümeti bunlara 6 ay bir eğitim yaptırmış. Yeni Latin harflerle öğretime geçilmiş. Bunlar 3'e kadar okuyordu. 3'ten sonra 3. sınıftan mezun olup çıkıyordu. Bu Savaştepe'den gelen öğretmen gelince bu 3. sınıftan mezun olanları da topladılar okula. Onlar da 5'e kadar okudu. Şimdi 1950'de başladı göç. Bizim arazimiz yani kırsal kesim, zeytincilik var. Daha önceden palamuttu. Palamut bitmeden başlamış zaten zeytincilik. Bayram işte ilk defa pres, insan gücünden pres zeytinyağı makinesi bu köye kurulmuş. Yani bizim köye kurulmuş. Yani Bayramış köylerinin zeytinciliğin ana temeli burası. Bizim köy. Yani bundan sonra arazi satıldı. Aşağı yukarı arazinin %60'ı yabancılar geldi şimdi. Yani yabancılar dediğim zaman başka köylerden gelmiş. Geldi, aldı arazileri. Bizim köyün geneli Çanakkale'ye göç etti. Bundan 50-60 sene evveli. Yani bu yörede en fazla ilk defa göç veren bizim köy. Benim iki oğlanım var. İkisi de Bayramış'ta evi var. İş burada. Bu çevre köylerin hepsi aşağı yukarı böyle. Adam kasabada iş bulamıyorsa bile evi Bayramış'ta, işi köylerde. Böyle yani çevre köylerde, sırf bizim köyde değil, çevre köylerde böyle. 5 yaşındaki çocuk veyahut 6 yaşındaki çocuk okula gidecek. Sabahlar arabaya binecek. 90'lı yıllar, en geç 90'lı yıllarda kapandı okul. Bir vakit Türkmenliğe gitti. Kısa bir sene falan. Ahmet Çelik'e gitti. Şimdi çok kısa gitti buralarda. Şimdi Bayramış'a gidiyorlar. Şimdi köylerde de yaşamak istemiyorlar. Kızlar köylere gelmiyor. Kasaba istiyor. Köyler dağılmış. Burada köye gelecek, sohbet edecek insan bulamıyor. Eğlenecek kişi bulamıyor. Millet kasaba. Sırf bizim köy değil. Aşağı yukarı Türkiye'nin her yeri böyle. Şimdi ilk göç dalgası buraya
gelen göçmen diyen Van'dan geldi. 84 müdür, 83 mü? İlk göç olarak bunlar geldi Van'dan. Onların bir kısmı da aşağı yukarı, onlar da buradan Bayramıca göçme başladılar. Şimdi gelmek isteyen çok da bilmem köy hayatına ayak uydurabilir mi? Bundan 20 sene evvel bir tane geldi. İşte ev yaptı, bilmem arsadı. İşte ben buradan şunu yapacağım, bunu yapacağım diyordu. Bir gitti, bir daha gelmedi. Aşağı yukarı 20 senedir gelmedi. Vallahi bilemiyorum ben. Şimdi biz hiçbir şeye ayak uyduramıyoruz. Şimdi ben kendimden pay biçeyim. Ben çiftçiyim. Benim 250 dönüm aracım var, kırsal. Bu 250 dönüm aracı 40 parça. Bu motorizeyle işlenmez bu. Benim keşke 150 dönüm aracım olsa da bir parça olsa. Biz bunlara ayak uyduramıyoruz. Şimdi traktörle gittiğin yere bir gübre saçmaya gidiyorsun, bir tohum saçmaya gidiyorsun. Efendim bir sürmeye gidiyorsun, bir dırmık yapmaya gidiyorsun, bir sürgü yapmaya gidiyorsun. 7 lira mazotla bu işle olmaz. Buğdayı veriyorsun 80-90 kuruşa. Bunlar olmaz. Benim görüşüm araziyi birleştirecek. Mesela ilaç yapılıyor. Tarım ilacı. Zeytinlere. Adamın 5 dönüm yeri var. Gelip burayı ilaçlıyor. Tamam buradaki haşeratı imha ediyor. 2 gün sonra kenardaki haşerat yeniden geliyor bu ilaçlanmış yere. Yani ilaçlamanın kıymeti olmuyor. Eskiden uçakla yapılıyordu. Daha eski zamanlarda hiç ilaç yoktu. 1963'te başladı herhalde. 60'tan mı başladı? Toz ilaç attılar uçaklarla. Aşağı yukarı 20 senedir ilaç atılmıyor. Yani uçaklarla, devlet tarafından atılmıyor ilaç. Yani topyekun ilaç atılırsa daha randıman verir. Faydalanıyor yani ilaç. Ama bir de şimdi organik tarım diye bir durum var. Efendim işte bu kimyasal ilaçla hastalık yapıyormuş. Bir kısmı da organik tarımı methediyor. Şimdi bir sürü hastalıklar çıktığına göre bu tarım ilaçları da bir zehir olduğuna göre organik tarım daha iyi olması lazım. Mesela bir kanser olayı çıkıyor. Yok, tarım ilaçlarından tespit ediliyor kanser olayları. Yani bu doğrusa bu ilaçlama yapılmaması lazım. Hayvanla işlerken toprağı hayvan gübresi kullanıyorduk. Yani bu kimyasal gübre yoktu. Şimdi makinelerini işlediğimiz zaman toprağı daha güzel elverişli yapıyor. Hayvan gücü başka, motor gücü başka. Bir de buna gübre eklenince, kimyasal gübre, yani fenli gübre, bu mesela verim %5 ise %20'lere kadar çıkarıyor. Bundan 60 seneki evvelki, 50 sene evvelki tohum, kara kılçık deriz, yerli tohum. Kunduz, yerli tohum. Ak buğday deriz, bunlar yerli tohum. Bunların kalitesi çok yüksekti. Tamam verim az ama kalitesi yüksek. Şimdiki tohumlar, yani dışarıdan gelen tohumlar dediğimiz, bunların verimi yüksek, kalite yok. Aslında her sene alırsan her sene verim yani bir karara gider. Birkaç sene almadığın zaman verim düşüyor.
Her sene almak zorundasın. Bilhassa bu mısır gibi hubbat tohumları böyle de birkaç sene kullanabiliyorsun. Karpuzları falan ikinci seneye kullanamıyorum. Mısırı ikinci seneye kullanamıyorum. Tamamen bilhassa karpuz ikinci seneye ektin mi olmuyor karpuz. Aşağı yukarı mısır da öyle, mısır da öyle. Her sene tohum almak zorundasın. Ama tahıl öyle değil yani. Tahılı gerekirse birkaç sene kullanıyorsun yani. Tabii dışarıda mı? İthal tohum diyorlar, ibrik tohum diyorlar. Herhalde bunlar ithal malı herhalde. Bundan 50-60 sene evveli biz tohumu kendimiz üretiyorduk. Buğdayı biçtikten sonra demet yaparız. Bağlarız. O demedin içinden başakları seçeriz. Dolgun tohumları. Dolgun kelleleri. Bunları seçeriz. Onları döveriz. Mesela 50 kilo, 100 kilo. Tohumu böyle üretirdik. Bundan 50-60 sene evveli. Mesela tohumda çapraz düzen, çeşit çeşit arpa olur, şu olur, bu olur. Yenilemek istediğimiz zaman bu anlattığım şekilde yeniliyorduk tohumu. Yani yerli tohumumuzu. Belki de 500 sene mi, 300 sene mi bunu bizim atalarımız böyle kullanmış. Aşağı yukarı bu 60'tan sonra veyahut 55'ten sonra meydana geldi bu. Dışarıdan tohum meselesi. Ve biz de işte 80'de yabancı tohuma geçtik. 80 yılında. Daha yüksek verim almak. Bizi öyle yönlendirdiler. İşte bundan %20 alırsınız. Bu tohumu ekerseniz. Şu anda çiftçilik olmaz. 6,5 lira mazotla, efendim, 100 küsür gübreyle şu anda çiftçilik bizim buralarda olmaz ama nehir yataklarında, ırmak yataklarında belki olur yani. Bizim buralarda kar bırakmaz yani. Biz en fazla ne kadar baksak 300 kilo alırız dekarına. Zaten bunu 300 kilo da satsak, 3 kilo, 300 kilo buğdayı satsak bunun maliyeti ödemez aldığımız para. Mazotumuş, gübresimiş, biçmesimiş, tohummuş. Yani şu anda zaten 10 seneden beri tam kapasiteli çalışmıyoruz. Yani ekimi 1/4'e düşürdük.